Geçen bölümde Marion ve Robin'in kuzeni Baron'un şatosunda rehine olarak tutuluyordu. Marion, Baron Olwyn'e kendi teslim oldu ve Robin'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Marion, sevgili arkadaşını kurtarmak için özgürlüğünden vazgeçti. Yüksek kulenin tepesine hapsedildi. Onun gelişiyle Winford'ın serbest kalacağını ummuştu ama bu şato misafirlerini pek kolay bırakmıyor. Dostum ya da düşmanım. Kaçmalarına izin vermeyin. Her neredeyseler bulun hemen onları. Robin, hepsi senin suçun. Her zaman başkalarını suçlama. Kaçmak zorunda olduğumuz için şanslısın. Maç benimle gel. Bir, bu taraftan gidelim. Kaçmalarına izin vermemeliyiz. Her kim barona karşı gelirse, kadın ya da çocuk fark etmez, insafsızca katledilmeli. Will! İyi misin? Benim için endişelenme. Koş, hadi. Başka yolu yok. Marion ve Winfred'i birlikte kurtarmalıyız. İşte oradalar. İçeri gir. İçeri kaçtılar. Köprüyü çabuk geçin. Tam üstümüzden geçtiler. Ben bu çetenin şefiyim ve bir grup lanet askerden... kaçmak için saklanarak kendimi küçük düşürmek zorundayım, he? Amacımız Winfred'i kurtarmak değil mi şef? Haklısın, biliyorum. Onu Robin'den önce kurtarmam gerekli. O tarafta yoklar. Buradan geri dönelim. Etraf temiz. Gidelim Will. Oradalar, gördüm. Robin, koş! Çıkmaz sokak. Şimdi ne yapacağız? Mücadeleyi bırakamayız. Hey, buraya gelin. Bize yardımcı olan birileri var. Neredeler? Neredeler bunlar? İşte oradalar. Yok oldular. İmkansız. Öteki tarafa bakın. Evet, işte orada. Hadi gidelim. Hadi çabuk olun, koşalım. Siz ikiniz acele edin. Onların yanında güvende olacağımızı düşünüyor musun? Bence hırsıza benziyorlar. Biz de pek güvenilir değiliz. Baron Olwyn'in şatosuna gidip onları kurtarmak için iyi olmak zorundayız. Aynı şeyi Marion için de söyleyebilseydim keşke. Nottingham şatosuna hoş geldiniz. Hiç olmamasından iyidir. Konuşacak çok şeyimiz var. Ben burada olmak istemiyorum. Ailem için başka seçenek bırakmadınız. Ben rehineyim. Şimdi siz de sözünüzü tutun ve Winfred'i serbest bırakın. Huntingtonlar büyük düşmanımızdır. Onların ailesine mensup olan herkes düşmanımdır. Ama fikrimi değiştirebilirim. Her şey işbirliğinize bağlı. İşbirliği mi? Evet hayatım. Marion, söyle bana, sonsuz hazineyi hiç duydun mu? Hazine mi? Sadece bana nerede olduğunu söyle ve herkes kurtulsun. Siz neden söz ediyorsunuz? O nerede? Bana numara yapma. Bu ne cüret böyle? Eğer nerede olduğunu söylemezsen başın büyük derde girecek. Marion, siz cesareti çok hoşuma giden aptal bir genç kızsınız. Bunun medeni bir şekilde tartışmak isterdim ama oyun oynayacak zamanım yok. Sana göstereceğim gibi bana onun yerini söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Hakkınızda söylenenler doğruymuş. Siz alçağın tekisiniz baron. Yemin ederim size bunu ödeteceğim. Bu sizin için. Ne? Ne? Gilbert! Sana ihtiyacım olduğunda neredeydin? Özür dilerim efendim. Elimden geldiğince çabuk geldim. Gilbert! Ben onu iyi bir adam sanmıştım. Oysa Olwyn'in adamıymış. Gerçek yüzünü nasıl da saklamış. Aptal çocuk!
Yaptığın şey çok aptalcaydı. Bekle, bekle Olvin. Ah bak, bu güzel kızın canını yakacaksın. Unutma, o bir köylü değil, bir asil. Erford. Hadi korkma ve o güzel yüzünü bana göster yavrum. Benden uzak durun. Burada korkacak hiçbir şey yok. Seni kızım gibi büyüteceğim. İhtiyacın olan her şeye sahip olacaksın. Biraz sabredin psikopos. Marilyn buraya yeni geldi. Bırakalım dinlensin. Bunu sonra konuşuruz. Nasıl istersen baron. Gilbert, onu hücresine götürün. Lordum. Güle güle, güle güle tatlım. Çok yakında hazine benim olacak. Bunu kutlayalım. Hadi bakayım, bu bir bayram. Evet bayram. Ama bu belki de sadece benim bayramım. Gilbert'ın baronun kirli işlerini yaptığına inanamıyorum. Onurlu bir insan olduğunu düşünmüştüm. Nasıl bu kadar kötü olabiliyor? Hey dur! Bu sen misin Winfred? Sen ne yaptığını sanıyorsun seni küçük aptal? Marian! Bunu bir daha deneme. Ben her şeyi duydum. Hiç umudum yok. Bu konuda barona hiç güvenmemem gerekirdi. Şimdi Winfred için yapabileceğim hiçbir şey yok. Robin, umarım beni duyuyorsundur. Özgür olmamız için sen bizim tek umudumuzsun. Bu senin Robin. Teşekkür ederim. Herkes bana Ed der. Ben Robin, o da kuzenim Will. Tanıştığımıza memnun oldum. Chris, Will'e yemeğini ver. Hmm. Ne oldu? Fare çorbası sevmez misin? Fare mi? Bu yapabileceğimizin en iyisi. Bugünlerde buna gücümüz yetiyor. Kötü olduğunu düşünüyorsanız Olvin'in mahkumlarına verdiğine bakmalısınız. Onlara gerçekten kötü mü davranıyorlar? İçeri giren bir daha asla çıkamaz. Asla mı? Babamız baronun kurbanlarından biriydi. Sizinki de mi? Peki ne oldu? O iyi bir adamdı. Ama bir gün... Elimde sizin tutuklama emriniz var. Kralın malını çalmakla suçlanıyorsunuz. Hapse gireceksiniz ve gün doğarken idam edileceksiniz. Onu işlemediği bir suçtan mahkum etti. Her kim ona karşı gelirse onu bir daha asla göremezsiniz. Baron Olvin. Eğer arkadaşlarınız Baron Olvin'in şatosundaysa işiniz çok zor. Kız kardeşim elinde. Onları oradan çıkarmalıyız. Ha? 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 Bundan baronun askerleri. Kaçın. Hadi Will. İşte oradalar. Ölü ya da diri hemen onları yakalayın. Bu Ed'in babası için. Burası temiz. Beni izleyin. Burası arkadaşımın. Burada güvende oluruz. Aha, Huntington ailesi. Pekala, içeri girin, içeri. Güzel bir yer ha. Bizi burada asla bulamazlar. O kim? Kane babamın iş ortağıydı. Amcam gibidir. Aç olacağınızı düşündüm. Size bir sürü yemek getirdim. Hey, harika. Bu kadar çok yemeği daha önce hiçbir arada görmedim. Bu çok fazla Bay Kane. Benim için bir zevk. Babana olanlar için hala üzgünüm et. Galiba Olvin Robin'in ailesini Huntington'ları katletmiş. Ha, duydum ve üzüldüm. Çok fazla yardım edemem ama tamamen hizmetinizdeyim. Şimdi istediğiniz kadar yiyin. Evinizdeymiş gibi. Teşekkür ederiz Bay Kane. Evet, yardımınız için teşekkür ederiz Bay Kane. Keyfinize bakın, istediğiniz kadar yiyin. Ne oluyor böyle? Ed, Chris, Will, Bay Kane. Endişelenme. Yemeğinize özel bir uyku ilacı koydum. Sen Olvin'in casususun değil mi? Evet seni küçük aptal. Servetimi korumak için şerefimi tehlikeye atmayı tercih ettim. Lanet herif. Oh.
Buna inanamıyorum. Onları teslim etmeliyim. Hareketli bir gece. Sanırım harekete geçme vakti geldi. Ben burada bir yerlerde saklandıklarından eminim. Onları gün batımından önce hemen yakalamalıyız. İyi geceler yüzbaşı. Size de iyi geceler Bay Kay. Bu kadar geç saate kadar çalışıyorsunuz. Dört adam arıyorum. Bu konuda bir şey biliyor musunuz? İkisi elimde. Bunu nasıl başardınız Bay Kay? Evime geldiler. Ben de onları ilaçla uyuttum. Hepsi sizin yüzbaşı. Çok iyi. Baron Olvin'i bağlılığından haberdar edeceğim. Teşekkür ederim. Diğer ikisini duyarsan ya da onlarla karşılaşırsan hemen bana haber ver. Elbette bana güvenebilirsiniz. Bağlayın onları. Gidelim. Güle güle yüzbaşı. Baron'un diğer ikisiyle daha çok ilgileneceğini sanıyorum. Onları barona kendim teslim edeceğim. Sonsuza kadar burada kalamayız ki. Şatoya gizlice girmek için bir şeyler düşünmeliyiz. Bazı sebze satıcılarının arabayla şatoya girdiklerini duymuştum. Neden arabalardan birine saklanmıyoruz? Ama iki gün beklememiz gerekiyor şef. İki gün mü? O kadar bekleyemeyiz. Bu olmaz. Başka bir şey düşün bakalım hadi. Üzgünüm, başka gizli bir yol bilmiyorum. Ne olamaz, o benim avucum. Ver onu bana. Elim. Şef, iyi misin? Elimi kaptı. Defol buradan. Şşş, sessiz olmalıyız şef. Bütün bu belanın sorumlusu Robin ve Will. Gidelim, Winfrey'i oradan kurtarmamız gerekiyor, hadi. Beni de bekle. İşte oldu. Şimdi şatoya gidelim. Bir araba geliyor. Geliyor. Hangi araba? Tam orada dur. Bunlar baron için. Geçebilirsin. Hadi şef. Hey, Will, uyan, Will. Başım hala kazan gibi. Tüm bunların aşağılık bir casusun işi olduğuna inanamıyorum. Olvin'in casusları her yerde olabilir. Köylülere insanları izlemesi için para veriyor. Hey, şatoya götürülüyor olabiliriz. Ed ve Chris'e ne olduğunu çok merak ediyorum. Bilmiyorum, Will. Hey, dinle. Belki babaları da Kay'nin ihanetine uğramıştır, ha? Evet. Bu kapı çok sıkı kapalı. Birlikte deneyelim. İşe yaramaz Robin. Bir daha. Sessiz olun sizi küçük aptallar. Kane, Ed ve Chris nerede? Onları yakında Nottingham şatosunda göreceksiniz. Biliyordum. Şato. Şatoya bu şekilde geleceksek umut yok. Buraya Winfrey'i kurtarmak için gelmiştim ama şimdi ikimiz de mahkumuz. Endişelenme. Keşke ben de senin gibi özgür olsaydım. Günaydın. Geleceğine inanıyorum. Hey Mary, seninle konuşmak istiyorum. Neden buraya kadar beni görmeye geldiğini anlamıyorum Gilbert.
Sen neden Olvin'e hizmet ediyorsun? O kötü biri. Bunu nasıl yaparsın? Bazen görev ve istekler beraber gitmez. Ben Olvin'e sadakat yemin ettim. Onun kararlarını sorgulayamam. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Senden daha fazlasını beklerdim. Bence görev dürüstlüğün ve adaletin tarafında olmaktır. Ama sen kolayca etkilenip doğruluktan vazgeçmiş gibisin. Ama Marion... Lütfen git. Ama bir kalbin varsa lütfen Winfred'i kurtar. O çok genç, bunları hak etmiyor. Görmüyor musun? Şimdi lütfen git. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Elveda. Of. Onun için bir şeyler yapmalıyım. Hep mucizelere inandım ama bu defa bunun olma şansı pek yok. Siz ikiniz sessiz olun. Birazdan baronun şatosuna varacağız. Seni iki yüzlü casusu bizi kandırdın. Yararı yok. Buradan çıkamayız. Hayır. Şatoya gelmeden kaçamazsak bu bizim sonumuz olur, Will. Yapabileceğimiz bir şey yok. Böyle söyleme. Eğer umudumuzu kaybetmezsek her zaman bir şey yapabiliriz. Çıkar bizi buradan pis casus. Neredeyse geldik. Çok değerli mahkumlarım var. Onları teslim ettiğimde çok iyi bir ödül almalıyım. İmdat, neler oluyor? İmdat! Neden durduk ha? Çok kolay oldu. Bu arabayla şatoya girerken hiç zorluk yaşamayız. Robin! Küçük John! Maç! Kalkın üstümden. Küçük John, bizi kurtardın. Kazayla oldu. Amacımız işte sizi kurtarmak değildi. Tek yapmak istediğim şatoya girip Winfred'i kurtarmak için arabayı ele geçirmekti. Yolundan çekilin. Bekle. Ha, işaret veriyor. Sanırım bu bela demek. Güzel. Şimdi bu taciri vuracağım. Yardım edin imdat. Onu bana bırak. Bırak onu Will. Yardım edin, biri bana yardım etsin. İndirin beni. Robin sen bir aptalsın. Senin yüzünden yine planım suya düştü. Robin. Kavga ha? Şimdi kavga etmenin hiç sırası değil. Robin sakin ol, buna vaktimiz yok. Yardım edin imdat, indirin beni. Askerler buradan geliyor, gitmeliyiz, hadi maç. Evet, gitsek iyi olur. Marion'ı evlatlık alma fikrim hakkında ne düşünüyorsun? Marion'ı evlat mı edinmek istiyorsun? Aklını kaçırmışsın. Hayır, hayır. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Tören yapmaya bile karar verdim. Ruhun sahtekar bir tacir gibi lekelenmiş olsa bile bir psikopos olduğunu unutmamalısın. Marion'ı evlatlık alıp Lancaster'ların servetini ele geçirmenin yanında o nedir ki? Yani emekli olup onun zenginliğiyle güzel bir hayat süreceksin. Emeklilikten bahseden kim? İşimi ve faaliyetlerimi bırakmaya hiç niyetim yok. Ama onurumu ve konumumu koruyacağımdan emin olabilirsin. Çıldırmışsın. Para her şeydir baron. Ve her şeyin ve herkesin bir fiyatı vardır. Güçlüler aynı zamanda güçlüdür. Ve yasalarla sosyal kuralları etkileyebilirler. Sana iyi günler tatlım. Beni hemen bırak, seni yaşlı aptal. Senin güçlü karakterin benim hoşuma giden bir erdem. Ama yine de yeni babana karşı biraz daha kibar olmayı öğrenmelisin. Yeni babam mı? Hadi, hadi vur, vur ona, vur! Dikkat et Robin! Evet! Şef, bir daha! Ah,
kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Şu halinize bakın, dağılmışsınız. O çok kolay bir lokma. Ne? Belki bir daha denemek istersin. Değerli vaktimizi aptalca dövüşmek yerine neden Winfred'i kurtarmak için harcamıyorsunuz çocuklar? El sıkışın hadi. Ne dedin sen? Bence beraber çalışırsak ve birbirimize destek olursak çok daha güçlü oluruz. Evet, ne diyorsunuz? Will, tamam, benim için sorun yok. Seninle anlaşma yapacağım, ölmeyi tercih ederim Robin. Ama konu Winfred'i kurtarmaksa kabul ediyorum, ama unutma. Bu seninle birlikte son dövüşmemiz olacak. Öyle olmasını dilerim.